Euro bölgesinin 17 ülkesinin mali piyasasını istikrara kavuşturmayı amaçlayan Avrupa Mali Paktı geçtiğimiz Nisan'da Portekiz tarafından kabul edildi. Kamu açığının milli hasılanın %60'ın, yapısal borçların ise %5'in üzerine çıkmasını yasaklayan belge, belirlenen tavanlara uyulmadığı takdirde ülkelere cezai yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor tıpkı Yunanistan gibi aslında Portekiz'in de bu kısıtlayıcı belgeyi imzalamaktan başka çaresi bulunmuyordu. Zira Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan troika Lizbon'a bu imzanın atılması için baskı yaptı. Bu baskının nedeninde ise ülkenin geçen sene IMF ve Avrupa Birliği'nden aldığı 78 milyar euroluk kredi bulunuyor. Bunun karşılığında ise Lizbon yönetimi %9,8'de bulunan bütçe açığını sadece bir yılda %4,2'ye çekti. Fakat dev kamu borcunun yükselmesini engelleyemedi. 2012 sonunda borcun milli hasılaya oranının %115 olması bekleniyor. Ayrıca halka nefes aldırmayan kemer sıkma politikaları ekonomiyi durgunluğa iterken Şubat'ta işsizlik oranının %15'e fırlamasına neden oldu. İki yıldır işsiz olan bu sekreter 400 euroluk işsizlik yardımıyla geçim savaşı veriyor. Bir derneğe terzilik yapan kadın bunun karşılığında gıda yardımı alıyor. Orta sınıf yok oluyor. Ben bu sınıfta bulunuyordum. Şimdi ise hangi sınıfa ait olduğumu bilmiyorum. Hayatta kalabilmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Başkent Lizbon'da ya da ülkenin diğer büyük şehirlerinde geçinmek neredeyse imkansız. 1960'larda yaşanan köyden şehre göç bugünlerde tam tersine dönmüş. Birçok şehirli geçinebilmek için köylerindeki topraklarını işleyerek hayatta kalma yolunu tercih etmeye başlamış. Lizbon'da iş bulmak imkansız hale geldi. Burada elime bir iş fırsatı geçti. Hayat kalitesi ve yaşam şartları şehre göre daha iyi. Buradaki yaşam henüz yozlaşmamış. Bu yüzden de buraya geri dönüp toprağımı işlemeye başladım. Şehirden köye göç şimdilik başlamış da olsa Portekiz halkı hala şehirlerde yaşıyor. Ayrıca birçok Portekizli çözümü yurt dışında arıyor.